Evet sevgili izleyenler, bugün Manisa Meydanı ekibi olarak Galericiler sitesindeyiz. Siz değerli takipçilerimiz için hem birinci el ve ikinci el otomobil fiyatlarını hem de sektördeki diğer sıkıntıları Galericiler sitesi başkanı Sayın Arif Diz'den öğreneceğiz. Satışlar nasıl birinci elde ve ikinci el otomobil fiyatlarında? Sıfırda şu anda bazı modellerde araç var. Bazı modellerde gene tedarikte ulaşmakta zorluk yaşıyor vatandaşlarımız. Hani araştırmalarımıza göre. Ama ikinci elde talep var, fakat krediyle ilgili, krediye ulaşmayla ilgili sorun var. Kredilerin açılacağını söylüyorlar. Krediler açıldığında piyasanın daha da hızlanacağını, ikinci el rakamlarının gene yükselişe geçeceğini biz düşünüyoruz. Araç alacak olan kişiler imkanları varsa şimdiden araç almalarını tavsiye ediyorum. Yani önümüzdeki süreçte fiyatların yükselebileceğini söyleyebilir miyiz? Tabii kesin yükselir. Bu her zaman oluyor biliyorsunuz. Ev sektöründe de otomobil sektöründe de düşük faizli krediler ve kampanyalar başladığı an ikinci el ve emlak sektöründe hemen rakamların yükselmesine sebep veriyor. Talep fazla oluyor. Zaten yeterince şu an dahil ikinci el araç biz de bulamıyoruz. Düzgün araç bulamıyoruz. Piyasada şu anda pert kayıtlı araçların daha fazla olduğunu, temiz güzel araçların daha az olduğunu araştırmasını da yaptık. Bununla ilgili de gelen müşterilere de bakıyoruz. Şu anki gelen müşteriler genelde fiyat aralığı olarak 250-300 bin olarak rahatlıkla araç alabiliyorlar. Ama bir 500-600-750 bin lira civarında isteyenler krediye ulaşamadığı için alamıyorlar. Pandemiden çıktıktan sonra elimizdeki stok 20 ise 12'ye indi. Her ay yaklaşık 12 ile 8 arası araç satıldı. Ama tabii talebi karşılayabildik mi? Karşılayamadık. Yine ikinci el bulamadığımız için ve fiyatların da hızlı yükselmesiyle alakalı enflasyonla birlikte hep sıkıntılar yaşadık. Neden sıkıntılar yaşadık? Alan vatandaşlar bir şekilde aracını 250 bin liraya aldıysa 300 bin lira oldu. 300 bin lira olan vatandaş dedi ki ya ben para kazandım, aracını sattı, sattığı 300 bin liraya aracı bir ay sonra 325 bin liraya alabildi. 325 bin liraya alan vatandaş 350'ye aldı, 400 oldu, 500 oldu derken nakitte kalan ve araç alamayan kişiler enflasyona karşı yenik düşmüş oldu. Başkanım, bu fiyatlara rağmen vatandaşlar yine alıyorlar mı? Tabii alım gücünü zorlayıp bir şekilde alıyorlar. Çünkü araba bir ihtiyaç, artık eskisi gibi değil. Bir yerden bir yere ulaşmak istiyorlar. Yani kilometre de yapıyor vatandaşlarımız. Eskiden yani yıllık mesela bir arabada vatandaş 20 bin kilometre yapardı. Şimdi dizel araba daha çok tercih hala. Çünkü vatandaş algısında benzinli aracın her zaman dizelle fiyatlarının aynı olduğunu, artık dizelle benzinli arasında bir şey fark kalmadığı düşüncesi, yapısı düşünülüyor. Ama öyle değil. Çünkü bir dizel araçta 45 litrelik bir mazot alıyorsa bir depo yaklaşık 850-900 kilometre yol yapıyor. Benzinli araçta en fazla 450-500 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Tabii kullanımdan kullanıma ve dur katlara göre bu yakıt değişiyor. Ama yine dizel araç avantajlı kalıyor. Ticaret Bakanlığı'nın 6000 kilometre ve 6 ay ile ilgili bir uygulaması oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi 6 artı 6 yasayla alakalı bizim Ticaret Bakanlığı'ndan zaten isteğimiz bu yasanın bir şekilde bizim otomobil sektöründe hatalı bir şekilde sadece galericilerin sıfır araç satımıyla alakalı yasaklanması bizi biraz üzdü. Neden üzdü onu söyleyeyim. Piyasada şu an Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 75 bin esnaf var ve sıfır araç alım satımı %5. 75 bin esnafta ortalama aldığımız verilerde bir federasyonumuz var. Motorlu Araçlar Satıcıları Federasyonu'na bağlıyız biz de. Bu federasyondan aldığımız verilere göre 75 bin esnaf %5'i sadece sıfır araç alıp satmış. Ama işin bir gerçek boyutu var. 430 bin de kayıt dışı var. 430 bin kayıt dışı kişiler %20'si sıfır araç alıp satmış. Yani vatandaş parasını sıfır ya da ikinci el otomobile bağlamış. Bizim de kendi müşterilerimiz var. Görüşüyoruz. Bu görüşte diyor ki benim evimde bir tane araç vardı ama ben üç tane araç aldım. Neden? Bankadan borçlanarak aldım. Neden aldım? Çünkü araçlar her zaman yükseliyor. Ben bunu sıfırda
alsam, ikinci elde alsam, bugün bankaya borçlanarak da alsam, bir şekilde 200 bin liralık araba 300 bin lira olacak ve ben bir şekilde yatırım yapmış olacağım. İkinci eli bir yatırım aracı olarak görmeye başladılar ve piyasada sıfır araç bulunmamaya ve ikinci elde rakamların inanılmaz şekilde yükselmesine sebep verdi. Biz de Ticaret Bakanlığı'ndan dedik ki, yani sizin bu görüşünüze saygı duyuyoruz ama yaptığınız iş bana göre hatalı. Bizim sıfır araç alıp satmamamız, vatandaşın hala sıfır araç alıp satması, kiralama şirketlerinin sıfır araba alıp satması, normal şirketlerin sıfır araba alıp satması, yani bu biraz etik olmadığını düşündüğümüz bir durum.